Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Bugün 18 Mayıs 2019 Cumartesi Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yurttan ve dünyadan sıcak gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. Yarın Türk milletinin kurtuluş mücadelesi için yola çıktığı 19 Mayıs'ın 100. yılı milli mücadelenin yıl dönümünde binlerce genç İstanbul'da Türkiye için kenetlenecek. Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği büyük yürüyüş ve şölen için son hazırlıklar tamamlandı. Türkiye için kenetleniyoruz. Teröre ve ekonomik krize karşı vatanımız ve emeğimiz için sağ sol demeden birleşiyoruz. Mustafa Kemal'in askerlerini göreve çağırıyoruz. 19 Mayıs'ın 100. yılında Atatürk'ün askerlerine yakışır bir yürüyüş yapacağız. Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlık seferberliğinin başlatıldığı 19 Mayıs 100 yaşında. Tarih yazılan Samsun 19 Mayıs ruhu İstanbul'da yeniden şahlanacak. Binlerce genç Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde 19 Mayıs'ta İstanbul'da buluşacak. Hazırlıklar tamamlandı. Yurdun dört bir yanından genci, yaşlısı Türkiye için kenetlenmek üzere yola çıktı. Türkiye Gençlik Birliği'nin yarın İstanbul Beşiktaş'ta düzenleyecek olduğu 19 Mayıs 100. yıl buluşmasına Türkiye'nin dört bir yanından gençler akın akın hareket ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı. Yola çıkmak üzere tarihi bekliyorlar. Büyük yürüyüş saat 15'te Beşiktaş İskele'de başlayacak. Gençler Türkiye kenetleniyor sloganlarıyla Dolmabahçe Caddesi'nden geçerek Küçük Çiftlik Park'ta 100 yılın şölenini kutlayacak. Çok güzel, çok eğlenceli bir çalışma süreci geçirdik. Çok kaliteli vakit geçirdik ve 19 Mayıs'ta şu an tam anlamıyla hazırız. Herkes bir yere yetişmeye çalışır, metrobüse yetişmeye çalışır, metro yetişmeye çalışır ancak 19 Mayıs'ın 100. yılı dendiği zaman bütün aceleler duruyor, hayat duruyor. Bütün vatandaşlarımız, İstanbullu vatanseverler bizden 19 Mayıs'ın durumunu soruyorlar, ne yapacağımızı soruyorlar. Biz programımızı anlatıyoruz. Yüz binlerin katılacağı yürüyüşe sanatçılar da çağrı yaptı. Bu büyük günün 100. yıl dönümünü en büyük katılımlarla kutlamalıyız. Sizleri 19 Mayıs Pazar günü Beşiktaş İskele Meydanı'ndan başlayacak yürüyüşe davet ediyoruz. Herkese merhaba. 19 Mayıs 1919'dan 19 Mayıs 2019'a milli mücadelemizin 100. yılında Türkiye Gençlik Birliği'nin organize ettiği harika bir şöleni hepiniz bekliyoruz. 19 Mayıs 2019'da bu anlamlı günün 100. yılında Beşiktaş'ta İskele Meydanı'nda başlayacak olan yürüyüş saat 19'da Küçük Çiftlik Park'ta verilecek olan konserle taçlanacaktır. Bir arada olalım, coşkuyla bugünü kutlayalım. Kutlu olsun efendim. Saat 18'de gerçekleşecek şölende O Gün Şanlısoy, Kurtalan Ekspres, Ayna, Ses Ver Sus, Mir Sanat Topluluğu ve Mehmet Eti sahne alacak. 9 Mayıs'ın 100. yılında bütün Türk gençliğini İstanbul'da Beşiktaş'ta buluşmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin bütün üniversitelerinden ve liselerinden, topluluklardan arkadaşlarımız yoğun bir çalışmaya giriştiler. Bir aydan beri Beşiktaş'ta karargah kurduk. Coşkulu gidiyor. İstanbul'un birçok merkezinde bu standlarımızı, masalarımızı açmış durumdayız. Türkiye'nin dört bir yanında da çalışmalarımız yürüyor. İlk açtığımız günden beri ciddi bir coşku, yoğun bir ilgi var. Türkiye için yeniden 100 yıl sonra kenetlen sloganıyla yola çıkan gençler tüm vatanseverleri saat 15'te Beşiktaş'ta buluşmaya çağırdı. 100 yıldır Türkiye'ye teslim olamadılar. 100 yıl daha alamayacaklar. 19 Mayıs Pazar günü saat 3'te Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluşuyoruz. Ardından 100 yılın şölenini gerçekleştiriyoruz. Gençliğin coşkusunu 19 Mayıs'ın 100. yılı etkinlikleri iktidarıyla, muhalefetiyle, siyasi parti liderlerini bir araya getirecek Cumhurbaşkanlığı davetiyle CHP, Vatan Partisi, MHP ve Saadet Partisi genel başkanları
bir araya gelecekler Samsun'da. Etkinlikler saat 14'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun Tütün İskelesi'nde başlayacak. Emperyalizme karşı kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun, 19 Mayıs'ın 100. yılında büyük bir törene ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığının düzenlediği törene muhalefet partilerinin liderleri de katılacak. Program saat 14'te Piri Reis Milli Mücadele Gemisi'ni karşılama töreniyle başlayacak. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte olacak. Liderler saat 14.25'te gençler ve vatandaşlarla birlikte Samsun Tütün İskelesi'ne yürüyecek. Solo Türk ve Türk Yıldızları saat 15'te Samsun semalarında olacak. Liderler gösteriyi maket bandırma vapurundan izleyecek. 16'da ise 1919 bitmeyen yolculuk gösterisi sahnelenecek. Program tamamlandıktan sonra Erdoğan, Perinçek, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Karamollaoğlu'nun da katıldığı iftar yemeği düzenlenecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'daki kutlamalara davetin geç geldiği gerekçesiyle katılmayacağı açıklandı. Kasım 1918'de İstanbul'a geldi Mustafa Kemal Paşa. Boğaziçi'nde işgal zırhlılarını görünce geldikleri gibi giderler dedi. 6 ay sonra Samsun'a giderken, Ankara'da meclisi açarken, İzmir'de düşmanı denize dökerken de ya istiklal ya ölüm düşüncesini hiç aklından çıkarmadı. Hedefinde milli bir hükümet kurmak, bağımsız bir Türkiye inşa etmek vardı. Emperyalizme, işgale karşı verilen büyük mücadele 100 yaşına geldi. Türk milleti ya istiklal ya ölüm demeye devam ediyor hala. Türk milletinin esaretten kurtulmasında kritik süreç 100 yıl önce Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı. Birinci Dünya Savaşı boyunca Çanakkale'de, Doğu Anadolu'da, Suriye'de savaşmış, büyük zaferler kazanmış bir Osmanlı generaliydi. Kasım 1918'de İstanbul'a döndüğünde karşısında teslim olmuş bir şehir gördü. Kabul etmedi. Haftalarca toplantı üstüne toplantı yaptı. Hükümeti, devleti işgale karşı direnmeye çağırdı. Fayda etmedi. Teslim olmak, boyun eğmek, onun için ölmek demekti. Bu yüzden ya istiklal ya ölüm dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkmasının üstünden 100 yıl geçti. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a, Ankara'dan Sakarya'ya, Dumlupınar'dan İzmir'e uzanan büyük mücadele 19 Mayıs'ta başladı. Milli kongrelerle halkı örgütleyen ve Türk milletinin tutsaklığı kabul etmeyeceğini ilan eden Mustafa Kemal Paşa, Sivas'ta birleştirdiği direnişçileri Ankara'da topladı ve Kurtuluş Savaşı'nın silahlı safhasını başlattı. İnönü'nde iki defa durdurulan işgalci Yunan kuvvetleri sonraki büyük saldırısında Eskişehir'i işgal etti. Ankara sınırına dayandı. En karanlık günlerde gerekirse bir tepe bulur, o tepeye çıkar ve ölünceye kadar direniriz diyen Mustafa Kemal Paşa ordunun başına geçti. Sakarya kıyılarına püskürtülen Yunan ordusu büyük taarruzda tamamen yok edildi. Türk orduları İzmir'e ilerlerken 19 Mayıs'ta şaha kalkan milli direniş ruhu en büyük zaferini de kazanmış oldu. Mustafa Kemal Paşa, doğum günümdür dediği 19 Mayıs'ı Cumhuriyeti ve devrimleri emanet ettiği gençlere armağan etti. Bu armağan 19 Mayıs'ın genel Türk devriminin ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu tescilledi. 19 Mayıs ruhu tüm dünyada bağımsızlığın, anti-emperyalizmin, ulusal birlik ve beraberliğin en büyük sembollerinden birisi. Yalnızca işgalci emperyalistlere karşı değil, onların işbirlikçilerine karşı da verilen büyük mücadele 100. yılında Türk milletinin yüreğinde yaşamaya devam ediyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı için Denizli'de özel bir koreografiye imza atıldı. Sanatçı Kıraç'ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı ile hazırlanan koreografi tam 800 öğrenci hazırladı. Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üst komutanlığını denetledi. Bakan Akar, S-400 ve F-35 konularında Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi. Rusya ile bu anlaşma yapıldı. Bu anlaşma bitti, imzalandı, bitti. Şimdi uygulama safhasına geçildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla birlikte 7. Anajet Üst Komutanlığı'na gitti. Bakan bir F-4E uçağındaki yerli üretim akıllı mühimmatı inceledi. F-35 projesi önemli bir proje arkadaşlarım. Biz orada 100 artı 16 uçak almak durumundayız. Bu talepte bulunduk, bu talepte bulunduk. Faaliyetlere ilişkin üst komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu'ndan briefing alan Bakan Akar, daha sonra filo komutanları ve pilotlarla bir araya geldi. Ve biz başından beri söylediğimiz nedir arkadaşlarım? Ülkemizin güneyinde bize risk, tehdit ve tehlike teşkil edecek herhangi bir şekilde bir terörist koridora müsaade etmeyeceğimizi, bir terörist oluşuma müsaade etmeyeceğimizi defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra F-35 uçaklarının konuşlanacağı alana geçti. Bugüne kadar aksaksız ve eksiksiz bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bugüne kadar 1.2 milyar dolar para ödedik ortaklığımızın gereği olarak. Akar S-400 baskısına değindi, takvimin işlediğini söyledi. İşte S-400 alınırsa F-35'leri vermeyiz. Biz de tüm muhataplarımıza bakanlar düzeyinde ne dedik? F-35 projesinin anlaşmasında, sözleşmesinde eğer ortaklardan biri, mesela Türkiye, S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır. Böyle bir madde yok. Böyle bir madde yok. Terörle mücadelenin süreceğini söyleyen Akar, Türkiye'nin haklarından ödün verilmeyeceğinin altını çizdi. Fırat'ın doğusunda bir alan var. Bu alanda YPG'liler, PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'liler var. Amerikalılarla beraberler. Biz burada Amerikalılarla görüşmek suretiyle bunun doğru olmadığını, o teröristlerden kurtulmaları gerektiğini, o bölgede sınırlarımızın ve halkımızın korunması için, güvenliği için 30-40 kilometrelik
Sayın Trump'ın da ifade ettiği şekliyle 20 millik bir mesafenin mutlaka şart olduğunu ve o bölgede de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bulunması gerektiğini söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Türkiye havadan gelebilecek olası tehlikelere karşı önlem almaya devam ediyor. Eurosam'ın ürettiği SAMP-T hava savunma sistemi için görüşmeler sürüyor. SAMP-T dediğimiz bu Eurosam'ın ürettiği Fransız, İtalyan ortaklığı şirketin ürettiği hava savunma sistemlerini de alabileceğimizi kendilerine söyledik. Onlarla da konsept çalışması devam ediyor ve bu çalışma Ekim ayında tamamlanacak. Ondan sonra ortak üretim dahil yapılması gereken neyse bunları yapmaya çalışacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptığı Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Mevkidaşlarına hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin çalışmalarını anlattı. Fatih gemisinin sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu vurguladı. Türkiye Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli bir mektup kaleme aldı. Çavuşoğlu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını anlattığı mektubu Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarına gönderdi. Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz provokasyonuna karşı mevkidaşlarını uyardı. Mektupta Fatih sondaj gemisinin sondaj çalışması yaptığı bölgenin Türkiye'ye ait kıta sahanlığı olduğu hatırlatıldı. Çavuşoğlu mektubunda Avrupa Birliği'nin üyelik dayanışması altında Güney Kıbrıs Rum yönetimine verdiği desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığının altını çizdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışmalarını 2004'ten itibaren Birleşmiş Milletler nezdinde başlattığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs Rumlarının tek taraflı MEP iddiasını kabul etmeyeceğine de işaret etti. Çavuşoğlu mektubunda Türkiye'nin sismik ve sondaj çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı. Güney Kıbrıs Rumlarının iddiaları için uluslararası yargı yolunun açık olduğu ifade edildi. Bildiğiniz gibi Türk donanması 3 denizle birden eş zamanlı olarak Deniz Kurdu 2019 tatbikatını başarıyla icra ediyor. Ancak bugün Ege Denizi ayağında bir gerginlik yaşandı. Yunan hücum botu Türk korvetini taciz etti. TCG Burgaz Ata korvetini taciz etti. Korvetteki mürettebatın profesyonelce tavrı nedeniyle ve manevrasıyla Yunan hücum botu bölgeden uzaklaştırıldı. 2 cevap 8 lan Tornistan. Cumhuriyet tarihinin planlı en büyük tatbikatı Deniz Kurdu 2019 3 denizde birden başarıyla devam ediyor. Mavi Vatan'da Türkiye'nin hak ve menfaatlerine yönelik yürütülen dev tatbikatın Ege Denizi ayağında Yunanistan tacizi yaşandı. TCG Burgazada korveti Yunan hücum botu tarafından taciz edildi. Türk korvetine 200 metre iskele tarafından yanaşan hücum botu yakın mesafeden yaptığı manevrayla Türk korvetinin seyir emniyetini tehlikeye attı. Türk donanmasından karşılık gecikmedi. Gemi personeli soğukkanlı ve profesyonelce Yunan hücum botunu bölgeden uzaklaştırdı. Yunanistan'ın uluslararası sularda TCG Burgazada korvetine yönelik tacizinin uluslararası denizde çatışma önleme tüzüğüne de aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Kars'ta radar üssünde görevli Mehmetçikler Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı tetikte. Mehmetçikler Ramazan'da da gece gündüz gözleri semada, elleri tetikte nöbet tutuyor. 17-19 kule gözetleme nöbetimi vukuatsız olarak devrediyorum. 19-21 kule gözetleme nöbetini vukuatsız devralıyorum. Onlar Kars 226 numaralı taşınabilir hava radar kıta komutanlığında görevli Mehmetçikler. Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı Ramazan'da da gece gündüz görev başındalar. Ramazan ayında iftar saatinde elimiz tetikte, gözümüz hudutta, görevimizin başındayız. Subatan köyünde görev yapan askerler Ermenistan, İran, Azerbaycan, Gürcistan hava sahalarını gözetliyor. Türkiye'ye gelebilecek olası tehditlere karşı büyük bir titizlikle çalışıyor. Kıta komutanı Hava Muharebe Assubay Kıdemli Başçavuş Necdet Caner, biz ülkemizin kuzeydoğudaki gözüyüz diyor. Elimiz tetikte, gözümüz semada,
Gözümüzü kırpmadan görevimizin başındayız. Mehmetçikler elleri tetikte, gözleri semada aralıksız nöbet tutuyor. Allah'ımıza and olsun. Allah'ımıza and olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Gavut. Afiyet olsun. Sağ ol. İftar ve sahurda da vatan nöbeti sırayla tutuluyor. Onlar Türkiye'nin kuzeydoğusundaki en uç noktada görev yapan hava kuvvetlerinin son sıfır noktasındaki hudut neferleri. Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı anında karşılık verildiğini duyurdu. Suriye'de Tel Rifat bölgesini işgal eden PKK'lılar Türk askerlerine taciz ateşinde bulundu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Fırat Kalkanı bölgesine yapılan atışlara anında karşılık verildi. Bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla PKK'lıların bulunduğu noktalar ateş altına alındı. Şanlıurfa'da iki PKK'lının öldürüldüğü operasyonda şehit olan komiser yardımcısı Şükrücan Kayadibi Ankara'ya uğurlandı. Akıntıya kapılarak şehit olan askerler de törenle memleketlerine gönderildi. Uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya Çorum'da defnedildi. Şanlıurfa'da PKK operasyonunda komiser yardımcısı Şükrücan Kayadibi şehit oldu. Kayadibi'nin naaşı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi. Şehit için yarın Ahmet Hamdi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Gazeteci Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında akıntıya kapılan iki asker de son yolculuğuna uğurlandı. Assubay Mustafa Gider Gelmez ve uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya için Trabzon'da askeri tören düzenlendi. Uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı memleketi Çorum'da ailesi tarafından karşılandı. Köy mezarlığında toprağa verilen Kapaklıkaya için saygı ateşi yapıldı. Tabut üzerindeki Türk bayrağı da şehidin ailesine takdim edildi. Assubay Mustafa Gider Gelmez'in naaşı Gaziantep'e uğurlandı. Gider Gelmez'in naaşı yarın Sıdıka Tayyar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak. Hatay'da sınırı geçmeye çalışanlara müdahale edildiği sırada silahı ateş alan Onbaşı Ertuğrul Üstün şehit oldu. Şehit Ertuğrul Üstün, Kayırlı Köyü'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Yurt içinde PKK'lıların sığınakları kullanılamaz hale getirildi. Diyarbakır'da 43, Hakkari'de 26 barınak imha edildi. Yurt içinde devam eden operasyonlarda PKK'nın gizlendiği onlarca sığınak imha edildi. Diyarbakır, Bingöl ve Muş belirli noktalarına jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları operasyon düzenledi. Operasyonda 43 sığınak ve 8 avcı boy çukuru tespit edildi. Aramalarda 1,5 ton yiyecek malzemesi bulundu. Farklı noktalara tuzaklanan 8 bomba da imha edildi. Güvenlik güçleri her noktayı didik didik arıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 26 mağara ve barınak kullanılamaz hale getirildi. İl genelinde son 4 günde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yapılan arazi aramalarında uçak savar mühimmatı, doçka mühimmatı, kanas keskin nişancı tüfeği, Hixi makineli tüfek ve roket atar ele geçirildi. PKK'nın kamplarına da hava harekatı düzenlendi. Irak kuzeyindeki Gara bölgesindeki hedeflere ateş yapıldı. Silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik 21'i muvazzaf 31 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kayseri merkezli 11 ilde yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Yurt genelinde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. 31 şüphelinin yakalanması için Kayseri merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 26'sı hakkında daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhtarlık seçimleriyle belediye başkanlığı seçimlerinin ayrılması gerektiğini söyledi. Bu şekilde her iki seçimin de sağlıklı yürütülebileceğini savunan Erdoğan'ın gündeminde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, CHP-HDP işbirliği vardı. Valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza muhtarlarımızla yakından ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var. Yerel yönetimlerde reform tartışması yaşanırken Cumhurbaşkanlığından muhtarlık seçimi çağrısı geldi. Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediye Başkanı ilçeleri belirlesin önerisinde bulundu. Bahçeli'nin açıklaması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Uzmanlar bir belediye başkanına kentin bütün yetkilerinin teslim edilemez görüşünü dile getirmişti. Ardından bazı medya organlarında 30 büyük şehri kapsayan bütün şehir formülünün 51 il için daha uygulanacağı haberleri yer aldı. Yerel yönetim reformunun ne zaman yapılacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhtarlık seçimleriyle ilgili konuştu. Aynı şekilde muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçiminde daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Cumhurbaşkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları buluşmasında konuşan Erdoğan, AK Parti'nin muhtarlar için yaptıklarını anlattı. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir muhtarlar daire başkanlığı ve muhtarlık bilgi sistemini de biz kurduk. Daha önce böyle bir şey yoktu. Erdoğan'ın gündeminde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi de vardı. Erdoğan çaldılar dedikten sonra muhalefetle iktidar arasındaki sandık kurulu polemiğine değindi. Geçen sene getirilen yasaya göre sandık kurulları başkanı ve üyesi kamu kontenjanından seçiliyor. Muhalefete göre ise kamudan seçilen isimlerin hangi kanuna göre seçileceği konusunda yasada açık hüküm bulunmuyor. Erdoğan ise 657'ye işaret etti. Bir üye olamaz. Niye? Çünkü memur olması şart. Yani 657 sayılı kanun bununla memur. Bu hüküm ilk olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. Erdoğan'ın hedefinde ise CHP ile HDP arasındaki işbirliği vardı. Kandil'dekilerle işbirliği yapanlar bunlar. Yolda beraber yürüyenler bunlar. Bölücü terör örgütünden aleni destek almaktan, FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğuna soyulmaktan asla çekinmezler. AK Parti bazı düzenlemelerin yer aldığı torba yasayı meclis başkanlığına sundu. Kanun teklifine göre maden kanununda değişiklik yapılacak. MTA Genel Müdürlüğü görev alanındaki ruhsatları bölebilecek. TRT'de disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu oluşturulacak. Maden kanununda değişiklik yapılacak. TRT bünyesinde yeni bir kurul oluşturulacak. AK Parti milletvekillerinin imzası bulunan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle maden kanununda değişiklik yapılıyor. Buna göre MTA Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içindeki ruhsatları bölebilecek, aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar da düzenlenebilecek. Teklife göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'na yeni maddeler ekleniyor. Bu kapsamda TRT bünyesinde disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu oluşturulması öngörülüyor.
görülüyor. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilecek. İşten çıkarma cezası ise genel müdürün talebinin ardından yüksek disiplin kurulunca verilecek. Teklif Avrupa Birliği işleri uzmanlarına, Dışişleri Bakanlığı'na da bir kereye mahsus geçiş hakkı tanıyor. Avrupa Birliği işleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan personel, meslek memurluğu ve konsolosluk ihtisas memurluğuna geçiş yapabilecek. Torba yasa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olan araçlara da muafiyet getirecek. İdari para cezası alanlar af kapsamına alınacak. Kanun teklifine göre İstanbul'da İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversite Diş Hekimliği Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden oluşacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim sistemini açıkladı. Geçilecek sistemde liselerde ders sayısı azaltılacak. Öğrenci istediği dersi seçebilecek. Selçuk yeni sistemin Türkiye için bir gelecek, ekonomi, sosyal hayat projesi olduğunu söyledi. Özgeçmişten söz etmiyoruz. Biz çocuklarımız için bir özgelecek yazmaktan söz ediyoruz. Eğitim sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlenen eğitim sisteminde ders sayıları yarı yarıya azaltılacak. 9'larda 15-16 dersten söz ederken mevcut durumda şu andaki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. Bu iki durum içinde rehberlik dersinin dahil edilmediği bir durum söz konusu. Ve bu böyle devam ediyor 11 ve 12. sınıflarda. Niye azaltıyoruz? Çünkü bir çocuğun 15-16-17 dersi gerçekten anlaması ve bunu içselleştirmesi mümkün olmuyor. Yeni eğitim modelini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Buna göre yeni lise sistemi ilk olarak 2020 ila 2021 yılında 9. sınıflardan başlayacak. Ciddi bir altyapı gerekiyor. Nasıl bir altyapı gerekiyor? Çocuğun kendisiyle buluşmasını sağlayacak bir altyapı gerekiyor. Bir defa esnek bir model lazım. Ders sayısının azaltılmasıyla öğrencinin soru değil, sorun çözen birey olması hedefleniyor. Soru çözmeyi ayırmakla başlayabiliriz. Bir çocuğun hayatta problem çözmesi önemli. Yani bir genç bir işe başladığında ben çok iyi soru çözerim dediğinde iş yerindeki yetkililer soru çözmekle ilgilenirler mi sizce? Elbette ilgilenmezler. Sen problem çözebiliyor musun sorusunu sorarlar. Bakan Selçuk, ortaokul ve lisedeki öğrencileri 2030 ila 2035'lere hazırladıklarını vurguladı. Biz 2035'lerde iş hayatına atılacak olan gençlerimizin alması gereken eğitimle ilgili bir çalışmayı paylaşıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz çünkü ortaöğretim tasarımı ile ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir projesi, bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla, haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi. Ayrıca Haziran ayında öğrencilere dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri yaptırılacak. Ve ortaya koyduğumuz birçok proje, mesleki eğitimde yaptığımız birçok proje aslında bu vizyonun parçaları. Kademeli olarak işleyecek sistemin ilk sınavı 2024 yılında yapılacak. Önemsediğimiz birçok konu var. Mesela öğretmen eğitimine çok büyük yatırım yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü böyle bir sistemi ortaya koyabilmek temel koşullardan birisi olarak öğretmene bağlı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki çiftçiler elektrik şirketi DEDAŞ'a tepki gösterdi. Yetersiz elektrik enerjisi nedeniyle ekinlerinin kuruduğunu söyleyen çiftçiler bakan ve milletvekillerine seslendi. Biz elektriksizlik yüzünden DEDAŞ'ın önünde toplanmışık. Tarladaki ekinler kurudu. Şanlıurfalı çiftçi sıkıntılı günler geçiriyor. Ekonomi durumumuz iyi değil, hep batmışık yani. Ya. Perişanız yani, elektriğimiz sürekli gidip geliyor, sürekli gidip geliyor. Sorunumuz 4-5 seneden beri, eskiden beri böyledir yani hiç. Hilvan ilçesine bağlı 38 köy sakini trafolardaki enerjinin yeterli olmamasından yakınıyor. Çünkü çiftçiler düşük voltaj nedeniyle sulama yapamıyor. Bizim pamuklarımız yandı. Bizim buğdalarımız kurudu.
Biz yanıyoruz, borç altına hepimiz ihraç olmuşuz. Birçok ürün kurudu. Böyle devam ederse çiftçiler hasat edecek ürün bulamayacak. Bu Türkiye'nin Enerji Bakanı hiçbir şeye yaramayan bir insandır. Bu Urfa'da geçen yıl 3 koyuyla kavga yaptık. Birbirimizi öldürecektik. Kan davası aramıza girecekti bir elektrik için. Sadece elektrik için. O elektrikimiz hala 2 yıldır devam ediyor. Geçen yıl 150 milyar, ben kendim şahsım 150 milyar zarar ettim. Vatandaşlar Şanlıurfa'dan seçilen milletvekillerine de tepkili. Ya bu bakanlar neye yarıyor? Bu bizim milletvekili, Urfa'nın milletvekilleri neye yarıyor? Ben anlamadım ki. Bu millet 14 tane milletvekili Ankara'ya göndermişiz. Milletvekiller seçim zamanı gelirler, başımızı okşarlar çocuk gibi, bizi kandırıp oyunu toplarlar, çeker gidip Ankara'da yatarlar. Elektrik sıkıntısı Güneydoğu'da büyüyor. Önlem alınmazsa istenmeyen olaylar yaşanabilir. 8 köyün sorunudur. 2 yıldır biz akrabalarımızla birbirimize girdik, birbirimizi öldürecektik. Seslerini kimsenin duymamasından yakınan köylüler isyan etti. 2013 yılında özelleştirilen DEDAŞ'ın köylüleri mağdur etmemesini istedi. Bütün yetkililere sesleniyorum. Burada o bakan, bana söz veren yalancı bakana sesleniyorum. Bize dedi ki ben en ilk işim size enerji hattınızı sorunu çözeceğim dedi. Artık bize de baksınlar, yazıktır, millete yazık, herkese yazık. Ceza gelin. Şimdi bir an için yaşamınızı tekerlekli sandalyede sürdürdüğünüzü düşünün. Zaten caddelerde ve sokaklarda var olan engelleri bir şekilde aşıp mağazaya ulaştınız diyelim. Elbise deneyeceksiniz, pantolon deneyeceksiniz. Tabii bunları denemek için kabine girmeniz gerekli. Peki tekerlekli sandalyedeki vatandaşlar için mağazalardaki kabinler uygun mu? Girilebiliyor mu? Haberimizde izleyelim. Yüzüyorlar, basketbol ve voleybol oynuyorlar. Kimi atlet, kimi atıcı, kimi de okçu. Onlarca engeli aşıp mağazaya ulaşıyor, bir kıyafet beğeniyorlar. Ancak o kıyafetleri deneyecekleri bir kabin bulamıyorlar. Merhaba, benim adım Cemile Aktan. Ben de bu mağazanın müşterilerinden biriyim. Gördüğünüz üzere engelli bir vatandaşım. Karşıyaka'da girebildiğimiz az mağazalardan bir tanesi. Giriyoruz ama burada stand araları açık bile olsa kabinleri kullanamıyoruz. Çünkü bizim bu arabaların standart genişliği en az 90 santimlik mesafeler için geçerli. Dolayısıyla sizin kabinleriniz bizim için dar ve biz burada girip herhangi bir şekilde ürün deneyemiyoruz. Bizim için de biraz sıkıcı bir durum oluyor. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi üyeleri trilyonlar harcanarak yapılan AVM'lere gitti ve kabin sorununa dikkat çekti. Çünkü tekerlekli sandalye kullanan yurttaşların girebilecekleri bir kabin yok. Şöyle söyleyeyim, alışverişe çıktığımda en çok sıkıntı çektiğim giyim mağazalarına girdiğimde kabinlerin çok dar oluşu. Üzerime aldığım bir ürünü giyip denemek istiyorum. Fakat arabalarımız kapıların dar olduğunda giremiyoruz kabinlere. Tekerlekli sandalye kullanan yurttaşlar için kabini olmayan firmalar kıyafeti deneyebilmek için çeşitli teklifler yapıyorlar. Bugün alışverişe çıktım. Alışveriş merkezine geldim. Çok güzel, çok ünlü mağazalarda alışveriş yapmak istedim ondan sonra. Ama önce gittim bir kabinlerine bakayım, girebileceğim mi, deneyeyim diye girdim. Baktım kabinler girecek gibi değil. Dedim belki bir yardımcı olurlar diye. Yetkililerden yardım istedim. Geldiler, sağ olsunlar, ilgilendiler. Çok rahat ilgilendiler ama ben kabinlere giremedim. Birisi depoda giydirmek istedi aldığım ürünü. Birisi kapıyı sökmek istedi. Ondan sonra ben de mahremiyet yönünden olmayacağı için kabul etmedim. Yani bu türlü sıkıntıları çok yaşıyoruz biz. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanı Psikolog İlknur Peder, firma sahiplerine çağrı yaptı. Deneme kabinlerinin birini bedensel engelliler için ayırmalarını önerdi. Engellilerin, özellikle tekerlekli sandalye kullanan, akülü araba kullanan engellilerin o kabinleri kullanma şansı maalesef mümkün olamıyor. Ama takdir edersiniz ki engelli de olsa o kişi de kadın ya da erkek almak istediği kıyafeti bir deneme hakkına sahip. En azından mağazalarda bir tane kabinin alanı biraz geniş tutulur. Bir tekerlekli sandalyenin içeri girip kıyafetini deneyip çıkabileceği kadar ölçülerde bir kabin yapılırsa sorun çözülecektir. Oysa trilyonlar harcanarak inşa edilen alışveriş merkezleri yapılırken engelliler de düşünülse ne bu sorunlar konuşulacak ne de bu haberler yapılacak.
Çin Halk Cumhuriyeti'nden Venezuela'ya gönderilen 64 tonluk tıbbi yardım taşıyan kargo uçağı başkent Caracas'a ulaştı. Çin devleti geçen 2 ayda 2 yardım uçağı daha göndermiş. Amerika ambargosu yüzünden zor günler geçiren Venezuela halkına yardım elini uzatmıştı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Venezuela'ya gönderilen 64 tonluk tıbbi yardım taşıyan kargo uçağı başkent Caracas'a ulaştı. Venezuela devleti 64 ton ilaç ve diğer tıbbi malzemeleri taşıyan uçağın Çin'den Caracas'a geldiğini duyurdu. Çin'den gelen malzemeler arasında ilaçların yanı sıra tıbbi ekipmanların da olduğu bildirildi. Venezuela devleti Çin devletinden gelen yardımın iki ülke arasındaki insani işbirliği konusunda yapılan anlaşmanın bir parçası olarak gönderildiğini açıkladı. ABD ambargosu ve örtülü operasyonlarıyla zor günler geçiren Venezuela halkı dost ülkelerden gelen yardımlarla Amerikan emperyalizmine karşı direnmeye devam ediyor. Çin'den gönderilen 65 ton insani yardım taşıyan ilk uçak 29 Mart'ta Caracas'a ulaşmıştı. Nisan ayının ilk haftasında ikinci yardım uçağı 71 ton malzeme ulaştırmıştı. Mart ayında Rusya tarafından da Venezuela'ya buğday ve ilaç taşıyan bir kargo uçağı gönderilmişti. Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile Oslo'da gerçekleşen görüşme süreci hakkında Cuma günü açıklama yaptı. Maduro, muhalefetle gerçekleşen görüşmelerin amacının ülke için barış gündemini oluşturmak olduğunu söyledi. Dönelim yurda. Tunceli'de Munzur Çayı üzerine kurulan zipline istasyonu adrenalin tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor. Nisan ayında hizmete giren su sporları merkezi rafting, kano, zipline, bisiklet ve kamp alanlarıyla yörenin yeni cazibe merkezi olmaya aday. Bırakıyorum abi, sen bıraktın. Tunceli'de Munzur Çayı kıyısında kurulan zipline istasyonu kente gelen adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. Çok değişik bir his. Özgür olmak gibi bir şey. Çok harikaydı. Herkese tavsiye ederim. Herkesin yaşaması gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Tam Munzur'a göre. Zipline istasyonu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk Su Sporları Merkezi bünyesinde kuruldu. İl merkezine 10 kilometre mesafedeki Anafarma mevkisinde kurulan merkezde rafting, kano, zipline, bisiklet ve kamp yapılabiliyor. İyi bir tanıtım ile daha fazla insan gelebilir. İnsanların gözündeki o ön yargı kırılabilir. Aynen. Doğa muhteşem. Öncelikle gelip bu doğayı görmeleri lazım. Yaşaması gereken bir yer. Tunceli'de son yıllarda oluşan huzur ortamıyla doğa ve su sporlarına ilgi arttı. İlimiz zaten rafting'de uzun yıllardır çaba gösteriyordu ve hak ettiği yere ulaştı. Rafting'de bir markaydı. Kelimenin tam anlamıyla şunu söyleyebiliriz. Tunceli bir turizm şehri, Tunceli bir huzur şehri, Tunceli bir doğa sporları şehri, Tunceli bir adrenalin sporları şehri. 12 metre yüksekliğindeki kulesiyle gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 330 metre zipline aktivitesi yapılabilen alan doğa sporu tutkunlarının uğrak yeri olmaya başladı. Daha da desteklenmeli diye düşünüyorum çünkü burası gerçekten doğa harikası bir yer. Hem insanları hem doğası. Yaşam kalitesi her açıdan bence burası görülmeye değer. Daha çok insan bilmeli. Ön yargılarını kırmalılar. Adrenalin tutkunları zipline yapmak için Diyarbakır, Batman, Mardin, Ankara, İstanbul, İzmir, Elazığ, Erzincan, Malatya ve Bingöl'den turlarla buraya geliyor. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi tarihinde ilk kez finale kalan Anadolu Efes yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşısında şampiyonluk için parkeye çıkacak. Anadolu Efes 23 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmayı hedefliyor. Anadolu Efes tarihe geçmenin eşiğinde. Anadolu Efes 23 yıl sonra bu kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak. 1-2-3 Efes! Fenerbahçe'yi eleyerek Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde finale kalan Anadolu Efes yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını yenerek tarihe geçmeyi hedefliyor. Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacak Anadolu Efes, kupayı alması durumunda Fenerbahçe'den sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak.
Anadolu Efes Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için, CSKA Moskova ise 8. şampiyonluğunu almak için yarışacak. Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bülteninin burada sonuna geldik. Saat 22.30'da gece bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.